abi, kusura bakma, abim haklı. Oğlum neyine haklı, neyine? İki kelime söyle bana. Ya Duran abi, beni arada bırakma. Abim bu konuda haklı. Adam gittikten sonra yayık ayıran gibisin. Bir sağa bir sola. Ondan sonra burada da rüzgardasın abi. Ya adam senin kötülüğünü istemiyor ki. Birazcık sabretsin, beklesin diyor. Oğlum kaşarlık yapma. Abimden korkuyorsun diye bizi eksiye düşürüyorsun. Burada adaletsiz biri varsa o da abimdir. Semtte yazılmadığı karı kız kalmadı. Oh be ne güzel, komşu kızı kardeştir, kaldır kaldır yerleştir. Biz yazılınca da sözlüğe kaldırıyor. Ben birine sevdalandım kardeşim. Seviyorum dediğim bir kere, söz ağızdan çıktı, mevzu bitmiştir. İmparator Neron yaktıysa Roma'yı, ben de sevgilim için yakarım dünyayı diyorsun. Aynen öyle kardeşim, yakarım dünyayı. Abi, sen sigara bile yakamazsın. Hadi eyvallah, tavuklar bunlar olmasın. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Şekil yapmayacaksınız oğlum, şekil yapmayacaksınız. Benim adım Balat'tı Duran. Ben kafama koyduğumu yaparım aga. Alo, Hamdi ne haber? Semtimi uzasana kardeşim be. Ulan 5 dakika be, bir kedi alıp geleceğiz. İyi tamam, hadi bekliyorum. İnsan Ceylan'ın hani başkasının elinde bunları der mi? Etmez. Lan! Sokacağım topunuzu, hadi gidin başka yerde oynayın, hadi! Beşiktaş'a ineceğim, yolunun üstü satayım. Olur olur. Sağ ol evladım. Başın sağ olsun amca. Sağ ol oğlum. Uzak yerde kalanlara uzun ömür versin. Amin abi. Ne güzel bir yazı yazıyor değil mi mezarlığın girişinde? Her canlı ölümü tadacaktır diye. Bugün toprağın üstündeyiz, yarın altında. Hayat göbek bağın kesilip kulağına ezan okundu mu başlıyor amca. Yalnız hocaya dikkat edeceksin, sağ kulağı okuyacak. O zaman hep gol. Yanlışlıkla sol kulağı okudu mu offside'lısın. Ziyaret kimdi, yakın mı? Kardeşimi ziyarete geldim. Kanserdi. Kemoterapi görüyordu. Ciğerleri dayanamadı, iflas etti. Yapma ya. Gerçi yapma diyoruz da amca yani. Kanser de nezle gibi olmuş. Herkes kanser. Önüne gelen o hastalıkta. Ne yapacaksın yani? Dualarım geride kalanlara şifa olsun bence. Çoluk çocuk var mı? Var var. Bir oğlum var da. Var demeye dilim varmıyor işte. O da beni kanser edecek yakında. Allah korusun ya. Her senenin başı hapse girer çıkar. Her gün olaylı. Ergen telaşıdır be amca. Geçer ya. Boş ver. Takma. Evlenip bir çoluk çocuğa karışsın, bak bakalım o zaman gözü kimseyi görüyor mu? Biz de onun yaşındayken kovaladık dört duvarı be amcacığım. Sen niye girdin? Suçun neydi? Bizimki öyle ufak tefek çatara patara işler be amca. Ama infaz büyük yani, eğer ceza alırsak ağır yatarız. Ceza almamamız lazım. Oğlum ne işaret yapıyorsun lan sen? Şişt! Alo! Ne işaret yapıyorsun oğlum? Tır geçer, tır! Uyuma oğlum, uyuma şuna ya. Ben de bunlara tutuluyorum amca. Bu trafik beni yedi bitirdi. Vallahi yedi bitirdi ya. Ay seni babana müjdeliğine sokayım lan ben. Bak bak, hareketlere bak ya. Oğlum ne işaret yapıyorsun lan? Oğlum bana bak bana. Şişt. Uğraşma benim gibi aksiyle. Girerim o götüne taksiyle. Duydun mu lan? Zık diye giderim ha. Camını kırarım lan canım. Açsana camını. Camını kırarım. Camını kırarım. Sen bizi ne zannediyorsun lan? Ha? Gel gel. 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 İşte seni de görelim hadi. Ama baba var, ayıp olur. Müsaadenle baba.
Hadi oğlum, size kalkın hadi. Hadi. Kızlar, ben bir lavaboya gidiyorum. Elmas, kız. Hadi kız, kaynanan bekliyor. Ya anne, bu soluk yüzle mi çıkayım insanların karşısına? Müsaade et de makyajımı tazeleyeyim. Onlar senin kaşına gözüne kurban olsunlar. Hadi çabuk çabuk. Tamam tamam. Alo, Duran neredesin? Kına geldi, sen gelmedin. Yavrum 5 dakika yordayım. Kına gelsene yazar. Ben seni kınadan ne çekerim bunu? Hiç fark etmez. Aşkım, erkek taraf ön taraftaydı değil mi? Şimdi şaşırmayalım. Üstümüzde emanet yok. Anlatabiliyor muyum? Önde önde merak etme. Erkekler kadınlar tarafına giremez. Hem korkma. Ben seni korurum. Bize lazım. Lan ne korkacağım? Korkan adam gelir mi oraya? Ben şimdi bir tatsızlık çıksın istemiyorum yani. Sonuçta onlar da bir aile. Anne, baba, abi yani. Anlatabiliyor muyum? Alo. Alo. Duran. Alo. Lan siktir. Kontör bitti. Hamdi, telefonu versene. Dur be abi, dur, şarjı az. Abone arayacak, ne yapıyorsun sen ya? Bana yakın dedin, geldiğimiz yere bak ya. Vallahi bilseydim pasaportumu yanımda alırdım. Hamdi sus, kız zaten elden gidiyor. Oğlum 20 yaş büyük herife veriyorlar paralar diye. Delirtme beni ha. Allah'ıma korsan takside iptal ederim seni, sus. Abi niye vuruyorsun bana ya? Vururum lan. Sabahtan beri nereye gidiyoruz abi, nereye gidiyoruz abi? Yeter be. Sen aşkın ne demek olduğunu biliyor musun Hamdi? Ya ben nerede olduğumu bilmiyorum. Aşkı nereden bileyim ya? 5 dakikalık yol dedin, kedi alacağız dedin. Biz nereye geldik? Psikolojim bozuk oğlum. Çok kötü günler geçiriyorum ya. Ya geçiriyorsun da bize de geçiriyorsun abi ya. Ayrıca o tokat mokat olayı hiç hoş değil yani. Biz seni sevdiğimizden dolayı geldik. Semtimizin abisisin diye. Özür dilerim canım kardeşim. Vallahi kendimde değilim, kusura bakma. He, vurun kırın, özür dilerim, kendimde değildim. Kimdendin sen, kimdendin? Aha, buyur. Bu kadar sıkıntı yetmiyormuş gibi bir de Gürkan abim arıyor ya. Ben bu telefonu nasıl açayım şimdi ya? Aç ulan Duran. Aç ulan Duran. Ulan eve geldiğimde o telefonu ağzına sokacağım seni. Cemşit abi, tavuklu mu? Tavuklu tavuklu, etini bol koy. Afiyet olsun abime. Karabiber döktün mü? Döktüm abi üstünde. Hani lan? 1 gram karabiber yok. Ne diyorsun abi? Sen havadakini mi görmüyor musun Cemşit abi? Bir de tavuk yemiyor. Bırak şimdi. Malzemeden çalıyorsun, sonra gelmiş bize orada şekil yapıyorsun. Hadi 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 hadi. Ah be abi, harbi kalbimi kırdın şimdi. Bu alemde benim kadar bol malzeme koyan var mı ya? Ayıp ediyorsun Cemşit abi. Bana bir tavuk, bir ayran daha versene. Hemen geliyor abim. Şu bir ayran daha versene bana kardeşim. Hemen abi.
Bunun tadı değişmiş lan. Kuyruk yağı mı koyuyorsunuz buna? Aa, kesinlikle abi katı yağ kullanmam. Bizde her işin başı sağlık. Kardeşinin pilavından kaç tane Japon var biliyor musun sushi yapar? İstersen adresini verim de git. Sushi. Tabii. Bana bak fotoğrafını çektim 5 dakikaya buradayım. Emanete hıyanet etme tamam mı Tomik? Annesi yıkıyor. Ne tarafa gitti lan? Abi ilk soldan girdi. Ne dedi sana? Abi anlamadım ki bir şeyler diyordu ama koştu şu tarafa ilk sol. Chico, ne dedi o lavuk sana? Anlamadım ki abi. Kardeşim ellerine sağlık. Afiyet olsun abime. Seni şu Japonların adresini ver de bir ara bir gidip sushi yiyeyim. Ya dur şimdi abi kafam durmuş zaten. Hadi beyler son lokmalarımızı yiyelim kapatıyoruz. İyilik yapmak senin işin mi? Ebeğim fakiri Gürkan. Allah'ım sen beni bu işten kurtar. Kurban oldum ya Rabbim. Amin de. Amin de. Ela buna kerim daram kamma. İnna şirama ne yokum. Ne kamma verin bana. Makine ne şirama ben azına kadar. Bas 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 sür 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 bas sür bas sür oğlum sür telefonun var mı üzerinde? Var. Ver ver ver. Niye? Ver 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 cep telefonunu ver. Neden? Hadi telefonu ver, sür oğlum, sür. Süreyim nereye abi? Hadi bassan oğlum biz hadi! Tamam, basayım abi. Tamam abi. Tamam, yürü. Annemin babamın mezarı üzerine abi. Biz ekmeğimizdeyiz. Ben tanımam etmem bu şahsı. Bacağıma silah dayadı beni buraya getirdi. Bütün mevzu bu. Birader. Bu ne lan? Ceket abi. Yer misin? Sağ ol abi. Sen şimdi bütün elmasları götürüp pilavcıya mı verdin?
Zor şartlarda kaldığın için verdim abi. Zor şartlarda kaldığın için öyle mi? Evet abi. Cengiz. Evet abi. Sen zor şartlarda kalsan götünü satar mısın? Satmazsın. Ananı satar mısın? Satmaz. Kız kardeşini satar mısın? Satmaz. Bu koleksiyonda benim namusum. Yavşak! Ben şimdi şu konuyu baştan bana tane tane anlat bakayım. Abi, dediğiniz adrese gittim. Orada alışveriş yaptığım şahıs sanki bana böyle göz işareti yapıyormuş gibi geldi. Baktım iki kişi de beni takip ediyor. Hatta bir iki taktik değiştirdim. Ben de topukladım abi. Lütfen yanlış anlamayın abi. Size bir şey olmasın diye kaçtım. Şimdi orada yakalansam hoş olmayacaktı. Deşifre olmayalım diye kaçtım abi. Size leke gelmesin diye kaçtım. Güzel abi. Boş. Tıpkı senin gibi Cengiz. Dolu olsa beyne yararı var. Gel misin? İyi miyim abi? Sağ ol. Abi izin verin. O plajdan durduğu mahallede benim 3-5 arkadaşım var. Yani müsaadenizle bir yarım saatlik telefon trafiği de çözerim işi abi. Ha. Bütün ipliliklerin bitti. Bir de bizi telefona takacaksın. Ceviz veriyorum yemiyorsun. Öğüt veriyorum dinlemiyorsun. Müptezel seni. Kuru temizlemeye götürecektim. Evde çamaşır makinesi çalışmadı o bakımdan. Birader sen ne gevezeymişsin ya. Aç dediysek açacaksın. Bagajı mı? Aç. Açayım abi. Kendi elbiselerim ya. Buyur abi. O ne lan? Ceset abi. Ne cesedi? Ne cesedi oğlum? Yani... Esat! Esat! Abi bak bir dakika bir şey söyleyeceğim. Kedi geçti. Akrabam kendisi. Abi bak kedi geçti. Ben şey yapmak istemedim. Bir dakika abi bizi böyle bu şekle niye sokuyorsun? Bir dakika ya! Bizi bu şekle niye sokuyorsun da? Ne oluyor oğlum dışarıda? Abi bunlar teşkilat. Taksici kaçıyordu yakaladık. Arabada da bir ceset var. Ne güzel. Bu müptezelle taksiciyi götürün. Şu pilavcıyı da bana getirin. Çalıştığımız kuyumculara haber verin. Bozduran mozduran olursa haberimiz olsun. Tamam abi. Evine hoş geldin. İlk ve son ebedi aşkım. Canım. Zinet eşyalarını aldın değil mi yanına? Merak etme bir tanem. Üstüm kuyumcu gibi. Aşkım o zaman bir vurma bozduralım da ikiye iki yatak yapalım ne dersin? Feda olsun sana. Abimin de gönlünü alalım. O aşka sevgiye inanıyor. Ama bizi eziyor. Ben buna eminim yani. Abin geldi galiba. Hadi sürpriz bozma sen içeri geç de. Ben de geliyorum gönlünü alalım. Birader ne haber? Hayırdır? Erkencisin. Taksi almadın mı? Abimi aradım. Açmıyor ki. Beni aramış. Benimkini de açmıyor. Allah Allah. Sen ne yaptın? Ne yapayım abi? İyiyim. Pilav bitti. Erken geldim. Orhan. Efendim abi? Sana bir müjdem var. Kaçırdım ben elması.
Hangi elması? Kaç tane elması var oğlum? Yengen elması. Abim duyarsa seni kazağa tuturur Duran abi. Aga ben bütün her şeyi göze almışım ha. Anlatabiliyor muyum? Seviyorum oğlum, seviyorum. İyi de abi benim üstüme ne kusuyorsun? Akşam abim gelir ona söylersin. Abim gelince anlatacağım ama sen de benimle ağız birliği yapacaksın. Bak Orhan evi bok götürüyor. Düşünsene sıcak bir çorbamız olacak. Çamaşırlarımız tertemiz yıkanacak. Dezenfekte olacağız oğlum. Eve kadın eli diyecek, kadın. Kurbanın olayım abi, beni bu işlere takma. Akşam abim gelir, onunla halledersin. Şşt! Yengeğine bir selam versene oğlum, ayı. Dur abi, çoraplarımı çıkartayım, ayaklarımı yıkayayım. İlk günler rezil olmayalım yengemize. Kız gelin gelmiş. İyi, yıka da gel hadi. Kolay gelsin birader. Buralarda pilav tezgahı açan bir arkadaş varmış. Nasıl buluruz kendisi? İleride taksici Cemşit abi var. Ona sorunu bilir. Eyvallah kardeşim. Hayırlı işler. Sağ olasın abi. Devam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Cemşit Bey. Buyurun benim. Ya şu köşede pilav tezgahı olan arkadaşı soracaktık da. Orhan. Ya Orhan. Bizim okulun pilav günü var da pilav yaptıracaktık kendisine. Çok methettiler arkadaşım pilavını. Nasıl ulaşırız kendisine? Telefonu var mı sizde? Telefonu bende yok ama bizim mahallede oturuyor, Balat'ta. Benim evim iki sokak arkasında. Adresini rica etsek? Adrese gerek yok birader. Ben de mahalleye gidiyorum, arabayı teslim edeceğim. İsterseniz takip edin götürürüm sizi. Eyvallah. Serhat'ım görüşürüz. Hadi hayırlı işler. Yengenle biz çıkalım da kuyumcular kapanmadan alışveriş yapalım. Sen de biz gelene kadar şu ortalığı topla. Kurban olayım evi bok götürüyor ya. Abi, kuyumcuya mı gidiyorsunuz? Abi, ben de geleyim sizde. Şimdi abim gelip bana da sarar. Mutfağa da birkaç malzeme alalım. Yengem gelmiş, ilk günden pilav mı yedirelim kıza? Şöyle güzel bir antrikot alalım. Sen de güzel bir salata yap. Soğanı bol böyle çoban. Of, mis kaymak. Ben abimi bağlarım, sen merak etme. Ulan yavşak, gene kapaladın beni. Elmas, Gülüm, hadi seni bekliyoruz. Geldim. Ay parçası ya Rabbim şu güzelliğe bak maşallah sübhanallah. Aşkım yalnız bu taç senin müştatlığını fazla belli etmeyecek mi? Şunu beline bağlar mısın mahalleden çıkana kadar çok gözükmesin hadi canım. Ya aşkım zaten sıcak. Olsun sen bağla.
Abi sen ne zamanında az manitayı yıklamamışsın he? Oğlum yedik yuttuk yanılık zamanında. Sizin gibi öyle telefonlarda mesajlaşmadık. Giderdik delikanlıca, canlı canlı teklif ederdik. Ya re ya merro. Çoraplar merserize, kızlar bir kere versinize. Nasıl? Sizin yollardan çok geçtik. Oğlum çok. Zamanında az mı kaldırdık? Discorium Virgin Andromeda Report. Gelir mi o yıllar bir daha? Şu karşıdaki. Ya, ne anlarsın? Ama kaçıncı katı? Değerlendirin geçtiğinizi, değerlendirin. Eyvallah. Aslan gibisiniz. Böyle mesajlar, internet. Bu işler böyle olmaz. Harbi harbi diyeceksin kardeşim. Delikanlıca hatuna diyeceksin. Bak ben sen de borçlanıyorum. İşler böyle işte çocuklar. Delikanlı olacaksın, Mertçe'ye gideceksin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şu pilav arabasının sahibi Orhan. Kaçıncı katta oturuyor? Hayırdır birader? Pilav siparişi vereceğiz de. Karşı bina birinci kat 4 numara. Eyvallah. Abi sana gider mi yaptılar ya? Oğlum onların yapacağı gider, Vedat abinin hoşuna gider ya. Aynen öyle be kardeşim. Vururuz lan öldürürüz şimdi bunlara. Kim ulan bunlar? Bunları da bozduracağız. Yüzükleri de bozduracağız. Pardon, bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. En iyi elmas pırlanta nereden çıkar? En iyi elmas Güney Afrika'da çıkar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hayatım, şunu çıkarayım artık. Vallahi pişik olacağım. Yavrum zaten çok dar giyinmişsin ya. Şimdi biri laf mı atacak? Bu kadar kadının içinde kim bana bakar ki? Hele sen varken yanımda. İyi tamam hadi çıkar. Abi bir 20 lira ateş et de antrikot alayım. Al. Hadi gidelim. Babacığım siz nakliyeyi yükleyin. Taksiyle gideceğiz. Bizi takip etsinler. Tamam efendim. Hayırlı işler. Teşekkür ederim. Güney Afrika'dan akrabalarım geldi. Orada madende çalışıyorlar. Ya rica ettiler şunun piyasası nedir diye. Nedir abi bunun piyasası? Tabii bir bakayım. Buyurun şöyle oturun. Bir şey ikram ederim size. Ne bileyim ben ya, bu sığır et almaya gitmedi mi? Toplam kaç adet var demiştiniz? Ona göre fiyat çıkaralım. 40 kadar var. 40. Ortalama 800 bin TL desek. Türkiye piyasası 800 bin TL desek ortalama. 800. Orhan. Efendim abi. Oğlum sen et almaya gitmedin mi? Abi gittim de yetişemedim. Şarküteri kapanmış. Burada ne işin var? Abi yengeme ve gelin gelmiş. Bir çeyrek altın yapayım dedim. İlk günden bizi sinyalci zannetmesin. Hayırdır oğlum? Senelerden beri ateşleme sistemin bozuk. Taş mı düştü kafana? Beyefendi. Ben size dönüş yapacağım abicim. Teşekkür ederim. Ulan kol koca. Oğlum hani alıyordun lan? Abi biraz çeşit bakayım dedim içeride ya. Çeyrek altın her yerde çeyrek altın. Neyine bakıyorsun oğlum? Güney Afrika'dan gelen akrabalarımız. Nasıl? Ne diyor lan bu? Yok yok sana bir şey demiyor hadi. Elması iyi değerlendirin, iş yapar. Bize mi diyor lan bu? Yok abicim ne yapıyorsun hadi gidelim ya. Elmas elmas iyi parça. Ben bu kadar rostu gördüm, çocuğunu ilk defa görüyorum arkadaş. Pardon? Pardon ne lan? He? Pardon ne? Abi. İpneye bak ya. Kavat mı zannettin lan sen bizi he? Abi gözünü seveyim. Oğlum senin bak var ya. Şıraklı bir sürü de benim. Abi. Arkadaşım ne diyor bu ya? Bize mi küfür ediyor? Yok abicim, Türkçe'ye fazla bilmiyor. Kusura bakmayın. Sana dedim hakareti giymeyi diye. Bak millet abaza kızım, abaza. Görmüyor musun? Ortalık barzo kaynıyor.
Tamam, sinirlenme. Senin adını nereden biliyor bu ya? Abi ben söyledim, künye yaptıracaktım. Ulan sen hani altın alıyordun, ibine. Abi sürprizimi bozdun ya. Sinir yapma ya, tamam. Geçti gitti. Selamünaleyküm Erdem baba. Oo evlat hoş geldin. Gel buyur. Hoş bulduk baba. Babam uğradı mı hiç? Yok daha gelmedi. Allah Allah. Ne oldu ki oğlum? Sabah kabristana gideyim, dönüşte emekliyi alır gelirim dedi. Arıyorum arıyorum ulaşamıyorum. Takılmıştır bir yere ya. Gelir gelir. Gelir gelir de benim içim içimi yiyor. Bir yerde düşüp kalmış olmasın. Eski toprak o. Ona bir şey olmaz. Baba, emniyete mi haber versek? Oğlum ne diyeceğiz emniyeti arayıp da? Biz babayı kaybettik, babamızı bulun mu diyeceğiz? Ya bir sakin ol hele. Gözünü seveyim, sen bir ara baba. Şimdi ben arayacağım. Bir ton soru soracaklar. Gebete patlayacak. Beni muhatap etme. Tamam, tamam ararız, ararız. Siktir. Oğlum Orhan ne olmuş lan eve? Babamlar gelse böyle bir şey yapmazlardı. Başka kim olabilir ki? Vasfımız yok, cismimiz yok. Bu başka birine bakma da değil. Burada başka bir hale var aga. Ziynet eşyalarına bakmış olmasınlar abi. Yani olabilirdi, olmayabilirdi. Anlamadım. Hadi buyur. Buyurun. Lan Atazlı. Telefonu niye açmıyorsun lan sen? Ha? Abi. 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 Kapıyı kapat. Sen niye açmıyorsun lan telefonunu? Sessizliğiydi abi, çalışırken duymadım. Vallahi ben aradım, sen açmadın. Sen aradın, ben açmadım. Ben eşeğim değil mi senin gibi? Yani ben yalan söylüyorum, sen doğru söylüyorsun öyle mi? Ha? Abin yalan söylüyor. Arıyoruz arıyoruz, niye açmıyorsun lan telefonunu? Ha? Ha? Bu mudur lan? Ha? O mudur oğlum? Ya abinizin başına bir şey gelse? Hiç mi düşünmüyorsunuz lan? Nasıl helallik alacaksınız oğlum benden? Ha? Ya ölüp gitseydim? Hiç mi düşünmüyorsun oğlum? Hiç mi düşünmüyorsun lan? Bu karı kim? Elmas abi. Elmas kim? Kaçırdın mı lan kızı? Beraber aldığımız bir karar abi. Lan aç köpek sen kimsin lan tek başına karar alıyorsun? Ha? Önce git götüne bir don al lan. Sen kimsin oğlum? Önce aç karnını doyur. Köpek. Abi biz birbirimiz için yaratılmışız. Ezme beni. Kim diyor lan birbirin için yaratılmış diye? Kim diyor? Abi bak gururumla oynuyorsun. Yapma. Oynarsam ne olur lan? Beni mi döveceksin ha? Beni mi döveceksin? Ne bakıyorsun lan öyle? Düzgün bak lan bana. Bu
Bozdun mu lan kızı? Bozdun mu lan kızı? Yok abi, dokunmadım. Seni bekledim. Beni niye bekliyorsun oğlum? Fantezi mi kuruyorsun? Ha? Yok abi, ne alakası var? Gönül rızasıyla. Ulan bana bak, bana. Benim gönlümün rızası ne biliyor musun? Çabuk bu kızı bu evden çıkaracaksın. Duydun mu lan beni? Alıp götüreceksiniz. Git lan, sıcak suyu aç çabuk. Bana bak oğlum. Ailemizin başını belaya sokma. Git götür lan kızı. Çık! Adigül teyze, al iç şu ilacı. O kadar söyledim babama. Almanya'dan kesin dönüş yapmayacaktık. Bu kızın böyle bir şey yapacağı belliydi zaten. Ah, keşke Taş doğursaydı. Taş. Alo. Hı-hı. Hı. Yok ya. Tamam, görüşürüz. O zaman Çavuş arkadaş var. Ona da söyledim de, varsa modası kameralarını inceleyecekler. İnşallah. Kayınço boş tendir dur, hoş sen de varsa getir. Baba! Kurbanın olayım, yapma yeter! Baba! Badegül teyze, Badegül teyze iyi misin? Dur baba dur, başın kanıyor babacığım. Benim kanım önemli değil köpek! Bırak kanasın! Şimdi gidip kız kardeşinizin kanını getireceksiniz bana. Kaçtığı Deyus'un da kanını istiyorum. Daha ne diye duruyorsunuz lan burada? Gidin bulun getirin o kahpeyi bana! Onu bulmadan da dönmeyin bu eve! Kahpe! 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 Verilmiş sadakanız varmış Gürkan abi. Öyle öyle. Peygamber Efendimiz'in mühürü kurtardı. Bence bir kurban keselim abi. Abi, bence bunları emniyete şikayet edelim. Beni gasp ettiler, ormana götürdüler. Amcayı da bunlar öldürdü deyip üstlerine atalım abi. Orhan, boş boş konuşma. Ne oldu lan çekici? Ne oldu oğlum çekici? Aradım, kapalı çıkıyor abi. Sabah erkenden arasak olur mu? Olmaz. Bugün çıkacak. Arabada iki tane ceset var oğlum. Şasi numarasını bir öğrenirlerse bizim hayatımızı bitirirler. Yok mu ulan traktörü mürektörü olan? Önüne bağlasak öyle de çıkartırız. Yok mu oğlum kimse? Kimle konuşuyor? Gelme kendine abi. Orhan, balkondan aşağı atarım seni ha. Vay be arkadaş, vay be. Gel beni bul. İstanbul'da 18 bin yasal, 25 bin korsan taksi var. Onların içinde gel benim arabama bin. Ben de buna tutuluyorum aga. İpneye bak ya. Nasıl koydum mermi iki tane üst üste? Ulan insanla bir acıma duygusu olur, şerefsiz. İnsan bir acır lan. Görüyorsun değil mi insan hayatını? Nasıl kısa? Amcaya yazık oldu, ona takıntı yaptım ya. Hakikaten yazık oldu. Yok aga, ben bugün o taksiyi oradan çıkarmadan uyumam. Ben bugün o taksiyi oradan çıkarmadan uyumam, uyutmam. Abi, Sabit'ten taksiyi de çözemez miyiz? Ne konuşuyorsun lan sen? Duraktan gideceğim, bir taksi alacağım, ondan sonra bütün semtte dedikodumuz yayılacak. Biraz akıllı düşün, sığır. Abi sana bir şey söylesem kızar mısın? Ne? Abi...
Bunlar kim ya? Sus! Bağırarak korkmayın! Abi kim bunlar? Yavrum sen ne kadar meraklısın ya? O kadar dar giyme. Neyin niye ulan bu? Mart değil, Nisan değil. Yürü git, bizi mi ihbar ediyorsun? Abi, bu taraftan gidelim. Hadi, hadi. Biliyorum oğlum. Çok hoplayıp zıplama, bir yerine bir şey olacak. Abi, burası sağlam bak. Aha, gitti. Buyur. Akıllısı beni bulmaz, delisi götümden ayrılmaz arkadaş. Üstüne bindi, çok acıyor. Hemen tesisi koydun öyle mi? Damar üstüne bindi abi. Ulan hayatımda hangi organını tanıdın da damarı tanıyacağım lan? Ha? Orhan bak, beni sinirlendin lan. Kalk, kalk bak, başımızı belaya sokacağım. Kalk, üstüne bas geçer. Kalk. Çok acıyor. Bas. Oğlum ayakkabıyı çıkarıp üstüne bassana biraz. Ne kokuyor lan burada? Güvercinler abi, yuva yapmışlar ya. Bir de çatı katı havasız. Bak abi, bu kokuyor. Bu ne oğlum? Kuş boku abi. Allah belanı vermesin. Pilavları da mı böyle satıyorsun lan? Elinde yiyor bak. At lan elindekini. Hareket et, hareket. Bastır, bastır. Ayağını bastır. Allah belanı vermesin. Oğlum bu kuş sesi değil lan. At geldi tavan arasına. Beyefendiye takıla takıla beynini yedi kağıt. Hadi beyler, istersen yapmayın da oynayayım ben. İblis üstümü ki kafamı çekti. Siyah 11'li mi attın abi sen? Oğlum biri var diyorum. Ses geliyor lan hala. Bağırma. Yavaş. Çok açıyor abi. Oğlum tavana bakın. Deprem oluyor. Yürük genişledi. Lan ne yarayı, manyak mısın ya? İyiyim, iyiyim, merak etme. Lan hakikaten tavana bir şey oluyor lan. Ben şu keyimi alayım, çanı alayım, ondan sonra bakarız. Kaçın lan, kaçın, kaçın olsun. İyi akşamlar abi.
Dur. Hayırlı akşamlar abiler. Yatsının kazasını kılıyor. Işığın açık olduğunu hangi elemanım söyledi bana? Ben abi. Ben size ne diyorum lan? Bana bir şeyi tekrar ettirmeyin demedim mi? Dediniz abi. Tekrarı sevmem demedim mi? Dediniz abi. Siz benim 30 trilyonluk parayı kazanmak için nasıl mücadele verdiğimi biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Şimdi maaşını ödediğim elemanlarımdan bir ricam var. 48 saat içinde o pilavcı kardeşi bulmazsanız, o koleksiyonu getirip tahsilat yapmazsanız şerefsizim. Hepinizi palayla doğrarım lan. Hadi bakalım. Survivor başladı. Hadi ulan. Bu araba benimle gelsin. Esat siz de abiye eskort yapın. Tamam abi. Anlıyorum abicim. Hakikaten anlıyorum. Özür dilerim. Samimi söylüyorum. Hata bizde. Biz hata ettik. Yani rahatsızlık verdik. Gerçekten rahatsızlık verdik. E şimdi karakol aramaya falan gerek yok. Biz de 200 sokak üstü oturuyoruz abi. Yabancı değiliz yani bu muhite. Ben abi kimliğimi de bırakayım. Yani buyurun abi biriniz de dursun. TC kimlik numaram yazıyor burada bakın. Sabah gelin. Neyse mevzu. Hadi giderler ne olmuş ne tutmuş parasını vereyim abi buyurun. Kardeş şimdi senin evine böyle girsek. Sen bizi bırakır mısın? Tabii abi ne hoş bir durum yani söyledim hakikaten. Ama şimdi kardeşim kız kaçırmış. Hani karakolu falan arayıp birbirimizi suçlayacağız, bir şeyler olacak. Yani bence bu mevzuyu kapatalım abi. Asma Tavancı arkadaşlarım var. Ben kendim gideyim, bizzat ilgileneyim. Kur'an'a el basarım ki bak abi. İstiyorsanız gelin arabanın ruhsatını vereyim evde. Yani buradan bir çıkalım. Böyle olmuyor yani. Bizim de kafamız berrak değil abi. Yok Kamil dinlemiyorum ya. Benim var elim ayağım boşaldı. Bana bir sigara verin. Kaçırmışsa kaçırmış, bana mı kaçırmış? Hemşerim sen ne diyorsun ya? Şşş, kendine gel. Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Ne diyor lan, bana mı diyor? Hemşerim diye bana mı dedin birader? Ha? Yokmuş abi, tamam, hiç gerek yok. Hemşerim diye bana mı dedin birader? Arap. Bana mı dedin? Arap. Bana mı dedin? Oğlum ne gerek var amına koyayım? Abicim ya? Tamam, kapatalım abi, siz de uzatmayın yani. Yani bunun bir şeyi yok ki abi, o ona demiş, bu buna demiş. Ne yapalım abi, birbirimizi mi dövelim? Pardon, sizin isminiz nedir? Gürkan abi. Bak şimdi Gürkan kardeşim. Hem suçlusunuz hem güçlü. Bu iş böyle olmaz. Adamın evine tavandan girdiniz. Bak. Bak şuraya. Şimdi burada yağmur yağsa içerisi yere batan sarayı. Bu işin mağduru biziz. Varsa üzerinizde 3-5 kuruş bir kapora bırakın. Biz de sizi azat edelim. Şimdi bir delikanlının kimliğini almak da yakışmaz bize. Hem bakın. Hanımefendinin suratı bembeyaz olmuş. Bir bardak su vereyim mi? İçer misiniz? Sağ ol babacığım, sağ ol. Kızım 45 dakika dışarıdaydım. Şimdi de alacağım ben bu ipneleri. Ben sensiz hiçbir yere gitmem. Baksana şu adamların tiplerine. Hepsi yamyam gibi. Dayı kaçının gözler fıldır fıldır. Karda kesin yiyorlardı bunu. İngil de beni kesiyor. İyice tutuldum bunu iyi mi? Hayırdır oğlum? Yanındaki yetmedi bize de mi iş koyuyorsun? Ne diyorsun birader? Ne diyeceğim lan? Grup mu yapıyordunuz yukarıda? Kendine gel, burada bayan var. Düzgün konuş. Kızım tamam, bak bunlar hoş değil abi. Sen sus, otur yerine. Düşmeyi senden mi öğreneceğim, zilli? Sen kimi tanıtacaksın, zilli lan? Dur! Dur! Kendine gel lan! Ne oluyor lan? Git lan, dur! Dur!
Alo, polis mi? Elmas, aşkım. Elmas, hayatım kendine gel. Elmas, hadi hayatım kendine gel. Elmas, Elmas, aşkım kendine gel. Aga vallahi kızın nabzı atmıyor. Abi, Allah'ını seversen bir sus. Bizim anamız ağlamış, sen hala kızın derdindesin. Vur bir tanesi tokat gelir kendine. Şu halimize bak ya, ipneler parçaladı bizi. Oğlum sen ne kansız adammışsın ya. Görmüyor musun kızın halini? Yüzüm osmor olmuş. Bir doktora götürelim. Ne konuşuyorsun lan sen? Abi kızın nabzı atmıyor, bir problem olmaz değil mi? Duran, anana küfür etsem anam benim anam. Babana küfür etsem babam benim babam. Sen neyin peşindesin lan? He? Abi ben ne yaptım ki? Ne yaptım ben abi? Ne konuşuyorsun oğlum? Bu ipneye dedim ki ulan bak damda hoplayıp zıplama, bir yerine bir şey olacak. 2-3 tane kafteciden dayak yedim, şerefim 2 paralık oldu. Kimlik gitti oğlum, kimlik. Sana dedim ki kızı götür teslim et. Git bir çekici bul. Arabada 2 tane ceset var, dinlemedin. Ne istiyorsunuz lan siz benden? Ha? Neredeyim oğlum ben? Hı? Adamlara gidiyorsun, şekil yapıyorsun orada. Psikopat mısın oğlum sen? Ha? Psikopat mı görmek istiyorsun? Hı? Delirttin lan beni! Lan beni delirttin! Neredeyim lan ben? Gel! Neredeyim lan? Neredeyim lan? Hıç! Hıç da bırakıyordu bu kedisi! Çekil! Götürün lan! Götürün! Git lan çabuk, araba bul bana! Git araba bul, gel! Tamam abi, tamam. Sen sakin ol. Ben her şeyi halledeceğim abi. Sen yengene sahip çık, ben bir hamleye gidip geliyorum, tamam mı? Yenge, yenge kendine gel. Otur, otur. Piç. Bıçak çekiyor adamlara. Sen kimsin lan? Karpuz bile kesemezsin lan sen. Yavşak almış kızı yanına, şekil yapıyor. Ya öldürselerdi biz orada? Aç! Kedisi köpeği bitmiyor mahallede ya. Vay be. Hayat ne garip, görüyorsunuz değil mi? 20 sene önce çocuk bezin altına bağlıyorduk. Şimdi kefene sarıp mezara atacağız. Hayır, benim anlamadığım ne güzel bir enişte yapmıştık be abi. Adam cömert. Eli de açık. Hayatımızı kurtaracaktı. Gitti bir hamartığını buldu. Ona kaçtı. Sakin yengem, bir şey yapmış. Babam düz duvara bakıyor. Hiç hareket etmiyor. Adama kafayı diktiler abi. Ne oldu lan? Çıkmadı bu ipne. Etraf kalabalık kaçmadan. İcraata geçelim. Alarmı öttüreyim, o zaman iner bu lavuk. Sen de yolu kes, kontrol edin. Tamam abi. Saattir uyutmadınızdan bizi. Babama inme yedirdiniz. Bana bak, ben yalanı sevmem. Mermi ağzında bana bir kelime yalan konuşmayacaksın. Kız kardeşim nerede lan? Abi, ben korsan taksiye çıkıyorum. Semtten tanıdığım bir abim var, o da taksiye çıkıyor. Adı Duran, o kaçırdı. Bana da kedi almaya gideceğiz dedi. Hatta arabada münakaşa ettik. Yapma dedim, başına iş alıyorsun dedim. Hamdi! Lan Hamdi! Kimden başlar? O abi işte. Sizin bacıyı kaçıran. Atlar ipneyi, mermiyi. Adamın sik. Gel lan buraya, gel, kaçma. Kaçtı abi bu şerefsiz.
Koş oğlum, koş. Koş koşayım abi, tadı giyeyim de. Koş ulan, koş. Ulan, hadi. Süt gel. Dün geceden beri yedin bitirdin lan beni. Her yerden çıkıyorsun mübarek. Kuyruğuna teneke bağlayıp trompet çaldırmazsan bana da Gürkan demesinler. Ye, pis, 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 pis. Gel oğlum. Gel başım. Ne oldu bana? İyi misin yenge? Ufak bir kaza geçirdin. Kafana darbe alıp bayıldın. Gel çantayı ver çantayı. Şimdi semtte görülmelerler, ondan sonra laf ederler. Gel bakayım şuraya. Hmm. Ayaklarını da sok. Sok, 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 sok. Kaç, 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 kaç. Ne oluyor lan? Abi kaç. Elmas kaç. Hayatım ne oldu? Abimler geldi. Abimler mi? Evet. Gelsinler oğlum, gider konuşuruz. Ne oraya kaç, buraya kaç. Abi neyi ne konuşuyorsun? Hepsi emanetti, hadi kaçalım ya. Emanetti mi? Gel bu taraftan. Birader biraz bas be. Selam abi. Yanları var, dikkat et. Yapacağız. Dört kişi kediye gireceğiz. Eşek ne yapacağız? Ha? Kalabalığa karışalım. Onlar gittikten sonra biz de aşağıdan uzarız. Hadi. Asma. Şimdilik yırttın pezevenk. Yırttın hadi. Bana. İşte abi. Utanmadı şuradan maslarım. Bu kim? Güney Afrika'dan akrabalarım dedi abi. Bir kız bir erkek. O sırada da küfür filan etmiş. Ben ne dediğini anlamadım. O an elmasların şokundaydım abi. Bu mu çıkardı kavgayı?
Evet abi bu. E sen şüphelenmedin mi kardeşim? Abi şüphelenmez olur muyum? Şüphelendim tabii. Ah be Ferhat'ım. Bir anons etseydin ışık hızıyla gelirdik oraya. Aramız olur muyum? Bendeki bütün numaralarını aradım. Maşallah benim telefonumda senin 10 tane ismin kayıt. Hiçbirisi de cevap vermiyor. Onlar gelirler mi yine? Abi gelmez olurlar mı? Ben onlara öyle bir fiyat verdim ki. Yani İstanbul'da benden iyi fiyatı kimseden bulamazlar, merak etme. Çocuklar, bu şahsın da fotoğrafını alın. Demek ki 5-6 kişiler bunlar. Kime güveniyorlarsa bu kaşarlar. Evet sayın seyirciler. Sokak hayvanlarının katliamında sivil toplum örgütleri duyarsız kalmadı. Şu an bir protesto yürüyüşü yapılıyor. Sanat camiasından da gelenlere bir yürüyüşe katıldı. Hemen duyarlı bir vatandaşımıza mikrofonu tutuyoruz. Efendim, görüşlerinizi alabilir miyiz? Ne gibi? Hayvan hakları değil. Hayvanın hakkı hayvanın hakkıdır. Vermek lazım. Yol açık mı burada? Bilmiyorum. Teşekkür ederim. İşte bu lavuk. Elmasları düşüren. İşte bak o. Aha. Bu taksici değil mi? Ölmedi mi lan bu lavuk? Hoş geldin Ferhat. Hoş bulduk abi. Abi bir mevzu vardı. Nedir? Televizyondaki şahsa bakar mısınız? Kim bu? Bizim taksici vardı ya abi. Cengiz'le işbirliği yapan. Teşkilat bunlar abi. Bizim kuyumcu Ferhat'a gelmişler. Emanetler de bu dombili de. Abim inci tesbih yaptırdım. Çam sakızı çoban armağanı abi. Tamam Ferhat. Lütfen ikram. Tamam. Ben sana alo diyeceğim. Çocuklar abinizi uğurlayın. Sen bu adamların işi bitir demedin mi? Lavuğa iki tane atıp bitirdik dediler abi. Gelsin bakayım o pezemek. Esat! Buyur abi. Sen bu taksicinin işini bitirmedin mi? Bitirdik abi. İki el ateş ettim herifin göğsüne. Daha sonra da göle attık. Herkes şahidimdir. Cemal abi yanlış görmüş olmasın. Esat, ben hiçbir şeyi yanlış görmem. Hayatımda yanlış yaptığımı gördün mü oğlum? Görmedim abi. Estağfurullah. Sen adamlarına böyle mi iş bitirtiyorsun lan? He? Sana soruyor. Yok abi. En güzel lafınız bu. Yok abi. Ulan İstanbul'da bir sürü kaçakçı var. Hiçbirinin malına bir şey olmaz. 3 tane sokak serserisi geldi. Bu kadar nüfus içinde beni buldu. Sonra da adamlarım geçmiş karşıma benimle lay lay lom yapıyor. Yok abi. Kırdık abi. Ettik abi. Anlaşıldı. Her işi kendimiz yapacağız. Bana bakın lan. Bu 3 serseriyi bulduktan sonra sizinle hesabım var. Hadi, toparlanın. Av! 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 Miyav! Miyav! Av! 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 Miyav! 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 Arkadaş nasıl bir yere düştük ya? Gürkan abi, sana bir şey söyleyeceğim, kızma ona. Yani 48 saattir bana bir şey söyleyeceğim diyorsun, hala bir şey söylemedin. Orhan beni mi tutuyorsun anlamadım ya. Şu ipneye sonu şu kızı benim yanımdan uzak tutsun. Çağırsana şunu bir. Duran abi. Gökhan abim çağırıyor. Efendim abi. Oğlum bak başımıza bir ton bela açtın. Bak kızı buradan götür. Götür. Abi kurban olayım bunu benden isteme. Kafamı sık daha iyi ya. Sıkacağım yavrum. Az kal. Yürü git. Yürü git canımı sıkma beni. Sen ne diyeceksin lan? Abi kalabalık dağısını öyle anlatırım. Orhan ev kirasını yemedin değil mi kardeş? Yok abi öyle şey olur mu? Ha, inşallah. Miyav miyav miyav! Köpeğe hoş diyen sesler kısılsın. Köpeğe hoş diyen sesler kısılsın. Köpeğe hoş diyen. Bak gördün mü kaybettik. Sana o kadar dedim. Arabayı hızlı sür diye. Abi yol kapandı. Sürdüm. Ne yapayım? Abi sen iyi misin? Yüzün bembeyaz oldu. Az karnı koşturdum ya ondandır. Başım dönüyor. Midem de bulanıyor. Şuradan bir limonata falan mı istedik? Bence hiç burada bekleme yapmayalım. Üzerimizde emanet var. Miting de var. Kesin burada uygulama olur. Gidelim o ibneleri evlerinin önünde vuralım. Birazdan damlarlar. Hadi o zaman gidelim buradan. Hadi. Lan kaşar, nerede oturuyor bunlar?
Bana iki sokak ileride oturuyorlar. İsterseniz götürebilirim sizi. Benim de olmam gereken abonem var zaten. Gözünüzü seveyim, bırakın ben gideyim abi. Ne olursun ya. Oğlum bir sus. Sen ne ağlak bir ipneymişsin ya. Bir kes sesini lan. Ne yapıyorsunuz oğlum siz burada? Efendim inceliyoruz. Ne inceliyorsunuz evladım? Adamın alt tarafını mı? Tövbe tövbe. Hadi toplanın. Cumhurbaşkanı birazdan koşuya çıkacak. Arabanın da şase numarasını alın. Adres tespiti yapın. Sonra da otopsiye gönderin. Yakınlarına da haber verin, gelip alsınlar. Hadi 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 toplanın, acele edin. Hadi sallanmayın hadi. 84-165 görüyor. O ne yapıyor? Sen gel bakalım buraya gel. Emredin amirim. Sen sigara mı içiyorsun? Yok amirim, ne sigarası? Hava sıcak, buhar yapıyor. Git oğlum, git hadi. Git yerine, git, git. Kardeşim benim aklım almıyor yani. Lavuğun biri gelip sana elmasları bıraktı gitti mi? Evet abi. Nasıl oluyor bu iş? Abi ben sana anlatayım. Dün her zamanki bir öğle saatlerinde pilavımı satıyordum. Evet. Sonra bir tane adam çarptı bana. Para kesemin içine elmasları koydu. Fotoğrafını çektim, 5 dakikaya geliyorum dedi. Ne zaman oldu bu? Senin aradığın saatlerde, dün abi. Elmaslar nerede? Elmaslar evde. Hangi evde? Bizim evde. Kaybolmasın diye evdeki pilav tenceresinin içine koydum. Sen şimdi gittin 40 tane elması pilav tenceresinin içine mi koydun? Oğlum siz beni kardeş katili mi yapacaksınız lan? Ha? O adamlar o yüzden bizim peşimizde. Bilmiyorum abi, kimse kimseyi tanımıyordu. Bilmiyorsun. Kediyi bırak, kediyi. Nasıl abi? Kediyi yere koy. Orhan, gideceğiz taksideki cesetleri çıkaracağız gölden. Ondan sonra eve döneceğiz, elmasları götürüp iade edeceksin. Duydun mu lan dedi? Duydum abi. Adamlar o yüzden peşimize düştü değil mi? Bir de abinden saklıyorsun ha. Sinsi köpek. Çok abi, abi bilmiyordum ki. Ticari çağır çabuk. Koş abi, çıldırdı, koş. Taksi çağıralım, koş. Burası mı lan? Evet abi, buranın birinci katı. Abi, ben görevimi tamamladığımı düşünüyorum. Ne olursunuz bırakın ben gideyim. Oğlum, bak 50 saattir açım. Bir daha ben gideyim dersen seni yerim, sıçmam. Taş yapma geçiyorsun lan bizden piç. Estağfurullah abi ya. Namus havası var lan burada. Duydun mu lan beni? Duydum abi. Geç lan önden gir. Hangi daire lan? Bu abi. Geç lan şuraya. Thank you.
Sen baba, biz 11 yaşından beri sokakta büyümüşüz. Hayatta Yüce Allah'tan başka kimseye eyvallahım olmamış. Ömrüm dört duvar arasında geçmiş. Büyüğümsün. Bana akıl verme kurban olayım. Zaten hep büyüklerimin kalbini kırdım. Senin de kalbini kırmak istemem. Evlat, ben de seni kötü durumda görmek istemem. Araştırmadaki memurlar kaza diyorlar. Yani belki adamın bir suçu yoktur. Bak, sen bana bir uğra. Farklı şeyler düşünme. Baban bizimle babamızdı. Bir delilik yapmaya kalkmadan önce olayı tartalım, içelim. Sonra gerekeni yaparız. Sen merak etme baba. Bir delilik yapmayacağım. Sen bana adresi ver. Kardeşle bir konuşayım. Kaza nasıl olmuş? Taksi Gürkan Güler adına kayıtlı. Balatlı oturuyor. Var mı açık adresi? Ben sana mesaj atarım. Abi niye vuruyorsun ya? Arıyorum, düşmüyor. Arama! Telefonu burada bırakmışlar. Ne pis bir ev burası be abi. Sanki bokla yıkamışlar gibi. Yok ya, kuyruk yağ kokuyor. Ulan insan şuraya yiyecek namına bir şeyler koyar. Ekmeğe bak, fırına küsmüş. Abi Burak, bayat mayattır bu. Yok lan, güzel tadı var. Birkaç kişi var, onlar gitsin de bakalım. Abi, yerde ceset var. Fazla bekleyeceksek kontağı kapatayım. İyi olur birader. Yakınımızın cenazesine geldik de. Şimdi sıçtık. Ziyaret ediyorsunuz be kardeşim. Baksana. Bu Gürkan Güler diye bir taksici varmış. Nerede bu şahsın abi? Şu karşıdaki bina. Birinci kat 4 numara. Eyvallah. Eyvallah bizden aga. Şekil mi yapıyorsun lan sen? Şekil yapacağım abi. Sabahtan beri adres soruyorlar. Telgraf teline döndük burada ya. Ne ya? Verme oğlum. Baba.
Abi, bir kus rahatlarsın. Söyledim sana kaç kere o yağlı pilavı yeme diye. Ya oğlum çok fena oldum. Gözlerim kararıyor. Sinirden oldu bence. Elmasın yüzünden. Şurada poliklinik var. Halam orada ebe. İsterseniz yardımcı olabilirim. Ebene sokun. Ne diyorsun ya? Müsaade edin de geçelim. Geçsene oğlum. Koskoca yol. Senin benim yaşımda kaç tane oğlum var aslanım? Saymakla bitmez. Ne olacak? Abi nasıl çekeyim? Elimi vurdu ibne. Senin ben. Ne oluyor lan? Gözlerim kararıyor. Midem bulanıyor. Pilavına tüküreyim. Taş koymuş içine ibne. Hemen çıkıp geliyorum. Abi? Abi! Abi! Kardeşimi vurdular. Otur lan yerine, kaşa. Orhan!
kim lan? Allah'ım. Abi film mi çekiyorsunuz burada ya? Hayat çok güzel, yaşamayı seviyorum. Kurban olduğum Rabbim, şimdi değil. Şimdi değil. Bıraktın mı tombalayı? Tövbe ettim, bıraktım abi tombalayı. Diye bırak bari baş. Dön, namuslu işler hadi. Sen ne zaman açsın? Hoş geldin Gülkan, geçmiş olsun. Sağ ol babası. Arabayı da almışsın. Hayırlı oldu olsun. Daha yaptı sigorta bir tane de bakalım. Yani şimdi gelişti. Hadi kolay gelsin. Ferhat abla kolay gelsin. Babana selam söyle kız zilli. Geçmiş olsun. Sağ ol da sen yine aynısın. Balkonlar açık kalmış. Uğra da bir çay içelim. Olur gece düşerim. Gir içeri gir. Kapat köşünü. Şekil. Hoş geldin Büyüker abi. Sağ ol başkan. Bu arada geçmiş olsun. Sağ ol. Ne oldu, senin yara nasıl lan? Ne olsun abi, yedik mermiyi oturduk yerimize. Buna da şükür diyeceğim Vedat. Nefes aldığıma dua ediyorum abi. Aynen, bir cumaya akayım konuşuruz. Allah kabul etsin abi, bizim için de dua et. Her zaman. Semt sana emanet ha. Allah razı olsun, tamam abi.
Baba Beşiktaş'a ineceğim, yolunun üstü satayım. Olur olur. Rahmetli amcayı da arabaya aldığımda böyle bir sohbetimiz oldu. Ama dedim hayat çok garip be abi. Hakikaten garip. Hayır da şer de Allah'tan diyorlar ya, doğru. Öyle öyle. Bu dünyada kimin, ne zaman, ne vakit, nerede, nasıl öleceği hiç belli olmaz ha. İki biraderim hayat sınavında kopya çektikleri için vefat ettiler baba. Ama dedim onlara yapmayın diye. Biraz da kader be baba. Sonra ne oldu? Amca o psikopattan kurtulmak için ölü taklidi yaptım. Arabanın içerisinde yarım saat mücadele verdim. Emniyet geldi, elmaslara elmaslara el koydu. Benim arabanın şase numarasından falan filan işte ceset taşıdım, olaya ortak oldum falan diye 5-6 ay yattım. Bir suçum da yoktu yani. Ceza bir güzel antrenman oldu bana ama. Allah razı olsun, iyi oldu bu check-up, sağ ol. Vallahi insan anılarını anlatınca biraz daha rahatlıyor. Asıl sen sağ ol oğlum, buraya kadar getirdin. Beni mezarlıkta da bırakabilirdin. Teşekkür ederim. Sağ ol. Var ol. Beni şu sağda indirler. Burada. Delikanlı oldun ya. Yani. Tamam. Süper. Tamam. Abi kusura bakmayın. Kısaysa alabilirim. Dur arabayı teslim edeceğim. Kısa. Ne taraf abi? Cehenneme. Pardon? Cehenneme. Sumaya kumbaya.